2 üzeri cos 3x içler dışlar çarpımı yaparsak kök 2 yani 2 üzeri 1/2 bölü 2, cos 3x arkadaşlar cos 60 aklımıza gelen ilk doğru cevabı yazabiliriz. Evet 300 de olabilir ama bir tanesini yazmanız yeterli. Haliyle burada artık birinci yol ezber bir yol şunu düşünebilirsiniz. 0 2 pi aralığı dahilse sadece burada 0 2 pi aralığı dahilse bulduğunuz arkadaşlar bir dar açıysa Artık şunu söyleyebilirsiniz. 3x ya bu x'in katsayısı 3 ya 6 tane bunun cevabı yani kökü vardır. Katsayının 2 katı kadar. Ne zaman 0 2 pi aralığında ve özel bir tanımsızlık yoksa normal bir cevap bulduysanız dar açı olacak şekilde evet bunu söyleyebilirsiniz. Bu ezber bir yol. İkinci yol normal bilmemiz gereken yol. 3x eşittir kosinüste 60 artı 360k. Veya bir de ne diyorduk? Eksi 60 artı 360 k. Buradan da x eşittir 20 artı 120 k. x eşittir eksi 20 artı 120 k. Haliyle arkadaşlar k'ya 0 verdiniz. 1 verdiniz, 2 verdiniz, 3 tane değer buradan. Yine buraya da 0 verdiniz, 1 verdiniz, 2 verdiniz, 3 değer de buradan 6 tane olmuş oldu. Şimdi 2 sin 15 Çarpı cos 15'in parantez karesi burası. E bu zaten sin 30 arkadaşlar. Sin 30'un karesi olduğu için cevap 1 bölü 4 e şıkkı. Tanjant formülünün ters çevrilmişi bir de eksiyle çarpılmış. Şimdi bunu bir uyarlayalım. Normalde şöyle olmalı bak. Tan 22 artı tan 23 bölü 1 eksi tan 22 çarpı tan 13 olmalı. Burada bir kere ne durum var. Ters çevirilmesi gerekiyor. Yani buna A dersek 1 bölü A yapmamız lazım bunu. Bir de eksiyle çarpmamız lazım. Eksi 1 bölü A. Bizim işte bulduğumuz doğru olan eksi 1 bölü A'ya eşit. Ve o da kaç arkadaşlar? Tan 45'ten 1. Demek ki eksi 1 bölü A 1'miş. A eksi 1 olmalı B şıkkı. Karesini alalım normal. Hiç özel bir şey düşünmeden. Sin kare 12 artı cos kare 18 artı 2 sin 18, 12 çarpı cos 18. Alt alta yazayım daha iyi görünem. Sonra arkadaşlar kos kare 12 artı sin kare 18 artı 2 sin 18 çarpı cos 12. Taraf tarafı toplarsam artı 1 artı 1. Burası da arkadaşlar 2 çarpı 2 parantezinde sin a kos b sin b kos a. Yani sin 12 artı 18'den sin 30 oldu. Böylece sin 30'un zaten 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Bunları çarptığımız zaman 1 artı 1 artı 1. 3 A şıkkı. Arksin x artı ark kod 5 bölü 12 eşittir pi. Şimdi arcsin x'e alfa diyelim. Buna beta diyelim. Alfa artı beta 180 dereceymiş. Şimdi hemen burada şunu söyleyebiliriz. Burada kenarda da dursun. Sin alfa eşittir x kotanjant beta eşittir 5 bölü 12. Şimdi arkadaşlar burada x'i bulacağız ya benim o zaman sin alfayı bulmam lazım. Bu arada sin alfada dikkat ederseniz öbür tarafa attığınız zaman sin 180 eksi betadır aynı açı olduklarından aslında sin betadır. Benim sin betayı bulmam lazım. Hemen dik üçgeni oluşturuyorum. Burası 5, burası 12, burası 13. Sin Beta o zaman gördüğünüz gibi 12 bölü 13 geldi arkadaşlar. Sin Beta da Sin Alfa eşit olduğu için X 12 bölü 13 hangi şık A? Tan 20 hemen açıyorum. Sin 40 çarpı Sin 20 bölü Cos 20 artı Sin 40 Kotanjant 20'yi de açarsak Cos 20 bölü Sin 20. Payda eşitleyelim ee, şimdi. Bir bakalım burayı cos 20 olduğu için sin 20 ile çarpayım. Sin 20 çarpı sin 20 çarpı sin 40. Sonra artı burayı da tabii cos 20 ile çarpacağız. Sin 40 çarpı cos 20 çarpı cos 20. Bölü sin 20 çarpı cos 20 oldu arkadaşlar. Sin kare 20 sin 40 sin 40 cos kare 20. Zaten sin 40 parantezine alınca sin kare 20 artı cos kare 20 olacak. Burası zaten bir. Sin 40 da sin 20 çarpı cos 20 ile sadeleşir. Çünkü sin 40 2 cos 20 çarpı sin 20. Böylece cevap 2 oldu. A şıkkı. Yamuğun iç açılarının sinüs değerleri sin 91. Sin 91 toplamları 2 yaptı. Sinüs alfa, sinüs beta. Hatırlayalım. 180'e tam anlayanların sinüsleri neydi? Birbirine eşitti. O zaman sinüs alfaya da x diyelim. 2 artı x artı x 3.6. Buradan da x ne geldi? 0.8. Demek ki sinüs alfa 0.8'miş. Bu üçgenin alanı 10 çarpı 8 bölü 2 sinüs alfa. 8 bölü 10 bunlar gitti. 64 bölü 2'den 32 d şıkkı geldi. Formül odaklı bir soru arkadaşlar. U çarpı M cos kare x eksi sin kare x yapıyor bakın. Cos x artı cos x bölü 2 artı sin x bölü 2. Cos x eksi sin x bölü 2. Böylece cos kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2 neye eşittir? Cos x'e yarım açı formülü. U kare hemen alalım. Sin kare x bölü 2 artı cos kare x bölü 2 eksi şey artı Pardon. 2 sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2 eksi 1. Böylece arkadaşlar burası 1 burası 1 bunlar gitmiş oldu sin x olmuş oldu u kare eksi 1. Şimdi diğer tarafta neydi cos x bunların ikisini artık birleştirirsek sin x çarpı cos x başında 2 olsaydı sin 2 x olurdu yok. Bu yüzden sin 2x bölü 2 oldu D şıkkı sin a çarpı sin b bölü kos a çarpı kos b eşittir eksi 1. Şimdi sin a çarpı sin b eşittir eksi kos a çarpı kos b. Hepsini sol, sağ, sol tarafa atayım hadi. Kos a çarpı kos b artı sin a çarpı sin b arkadaşlar sıfır. Bu ne demek? Bildiğimiz kos formülü fark kos a eksi b eşittir sıfır. O zaman a eksi b arkadaşlar 90 olabilir, 270 olabilir, bu şekilde açılar olabilir. Haliyle sin a eksi b 90 olursa 1 olur, 270 olursa eksi 1 olur. Şıklarda d var, yani 1 olsa onu işaretlerdik zaten olabilir diyor. 3 alfa döndürülmüş yani bu arkadaşlar. Ters açıdan bakın burası da 3 alfa olacak. Şimdi 2 alfa'yı kullanmak için ben şöyle bir şey yapacağım. E, bu 4 alfa olduğu için. Şurası iki iç bir dıştan dolayı. Şimdi şöyle bölmek istiyorum. Alfa alfa burayı böyle böleyim. Böylece burası iki alfa olsun. Burası da iki alfa olsun. O yaptığımız kural var ya onu kullanmış oldum. Bakın bir dik üçgen yaptım. Şöyle T diyeyim. tab dik üçgeni elde etmiş oldum. Şimdi tanjant iki alfa 3 bölü 4 olduğuna göre 24 bölü T, eşittir 3 bölü 4. Buradan da 8 kere 4 32 olmuş oldu. 32 olduğu için de şöyle burası 32 hipotenüs o zaman 3'ün 8 katı 4'ün 8 katı 5'in 8 katı 40 oldu. CT de arkadaşlar 40 haliyle toplam CB 72 geldi. Ancak bana ne lazım? C üssü B lazım ki CC üssünü bulayım. Onun için de şurada tanjant 4 alfa'yı bulmak için şunu yapacağım. Tanjant 2 alfa Buradan yararlanarak tan 4 alfaya gideceğim. Artık yapıyorum. 2 çarpı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 bölü 4'ün karesi. Yani 9 bölü 16. 3 bölü 2. Sonra 7 bölü 16. Sadeleştirdim. 8, 24 bölü 7 oldu arkadaşlar. Demek ki şuradaki ufak C üssü B uzunluğu 7 santimmiş. Ne demiştik? CB'ye 72. 72. 7 çıkaracağım 65 santim E şıkkı. Köküç sin x artı cos x eşittir 1 verilmiş. Burada şimdi bir tanesinin kat sayısı köküç olduğu için köküçe tan 60 diyelim. Tan 60 sin x artı cos x payda eşitliyorum. Sin 60 çarpı sin x artı cos x çarpı cos 60. Şöyle yaptım. O zaman arkadaşlar bu cos 60 eksi x oldu. Karşısında tabi payda da şeyi de unutmayalım bu arada. Cos 60 duruyor. Burası da bir içler dışlar çarpımından cos 60 eksi x 1 bölü 2 oldu. Haliyle arkadaşlar 60 eksi x neye eşit o zaman? 60 artı 360 k veya 60 eksi x eksi 60 artı 360 k. Ee, buradan o zaman eksi x eşittir 360k'dan x eşittir eksi 360k geldi. Yani 0-2 pi aralığında k'ya 0 verirsem 0, 0-2 pi aralığında k'ya eksi 1 verirsem 360. Bunu böyle yaptım. Sonra eksi x eşittir eksi 120 artı 360k, x buradan 120 eksi 360k, k'ya 0 verirsek 120, k'ya... E, ee, başka bir şey veremem zaten bu kadar arkadaşlar. Bunların toplamını sormuş bize. 120, 360 daha 480. O zaman pi evet 3'e bölersek burası 60 yapar. 8 ile de çarparsam 480 olur B şıkkı. Bunu en iyi grafikle anlayacağınızı düşünüyorum açıkçası. Bakın arkadaşlar şimdi. Çünkü öbür türlü hadi eşitleyelim falan deyince bence biraz uyduruk oluyor. O yüzden güzelce göstereceğim size. Kosinüs 0 ile 90 arasında böyle bir grafik. 0 aldığında 1, 90 verdiğimizde 0 oldu. Sonra tanjant da arkadaşlar böyle artar. Sonsuza doğru gider hatta 90'a doğru gidince. Şimdi herhangi bir açıda bakın. E, diyelim burası. Kos x burada daha büyük olduğu için x açısı olsun. x1 diyelim buraya. Burada daha büyük bir değer olacak. Ya da şöyle bir açıda olsun. O zaman tanjant böyle bir değer. Burayı almak zorundayım. Birden büyük geliyor. Haliyle arkadaşlar bakın bunların içinde en küçük y değerine ulaştığımız burası görüyor musunuz? Haliyle işte bunların kesişimi olan bu x1 eşittir x2 diyelim. Tam bu noktada fonksiyon en küçük değerini alıyor. Öbür türlü başka bir yer bak. Şunu diyebilirsin ama hocam burası sıfır görünüyor. Ama oraya bakarsan da tanjantı alacaksın. Neden? Hangisi büyükse onun değerini seç diyor çünkü soru. Ya da sıfıra yaklaştıkça evet tanjant çok küçük... Ama bu sefer de arkadaşlar gördüğünüz gibi kosinüs büyük. Her seferinde büyük olan değeri almak gerektiği için en mantıklısı burada dip yapan bu değeri almak arkadaşlar. Bu yüzden denklemi çözeceğim. Kos x eşittir tan x şimdi yapmaya karar veriyorum bu yüzden. Haliyle kos x eşittir sin x bölü kos x. İçler dışlar kos kare x eşittir sin x. Kos kare x gördüğüm yere 1 eksi sin kare x yazıyorum ve hepsini öbür tarafa atarsam s kare artı s eksi 1 eşittir 0. Deltasına bakayım çarpanlarına ayrılmıyor çünkü. 1 artı 4 eşittir 5. O zaman s1 yani sinüsün bir değeri eksi 1 artı kök 5 bölü 2 olacak. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Peki diğerini alabilir miyim eksi 1 eksi kök 5 bölü 2? Hayır eksi 1'den küçük çıkamaz bir sinüs değeri. O zaman işte bu değerde arkadaşlar bu x değerinde Cevap en küçük çıkacak şu açıya karşılık geliyor çünkü. O da nasıl anlatılmış bize? Arcsinle. Gerçekten buraya x dersek sin x kök 5 eksi 1 bölü 2 yapıyor. Cevap değişik. Herhangi bir fonksiyonda x'in katsayısını küçültürseniz grafik genişler arkadaşlar. Sebebi de şudur. Siz diyelim deminki durumda ilk durumunda 90 verdiğinizde 1'e ulaşırken artık 180 verdiğinizde sin 90'a ulaşacaksınız. Yani grafik şöyle olacak bakın. Görüyor musunuz? Böyle büyüyecek. Yine 270 yapmak için siz buraya 540 vereceksiniz. Grafik böyle büyüyecek, böyle genişleyecek. O yüzden evet boyu artar kesinlikle. Eğer y eşitleri 3 sin x yaparsanız eninde bir değişiklik olmaz. Pardon eni bu, boyu burası vermiş affedersiniz. Boyunda bir değişiklik olmaz ama eni artar. Çünkü demin... 90 verdiğinizde 1 çıkarken yeni durumda 90 verdiğinizde 3 çıkacaktır. Grafik bakın şöyle sivrilir. Daha böyle maviyle gösterdiğim gibi zirvesi ve dibi daha yukarıda ve aşağıda olur. Böylece gördüğünüz gibi eni eksi 6 eksi 3 üç, artı 3'ten 6 birime çıkar. Bu da doğrudur. y eşittir eksi sin x yapmak demek bu grafiğin e, nereye göre simetrini almak demek x eksenine göre simetriğini almak demek. Çünkü eksi fx arkadaşlar y'yi yer değiştireceğiz. Böylece grafik şuna dönecek. Boy değişmez, en de değişmez. Sadece x eksenine göre simetri almış olursunuz. Bu da doğrudur. E şıkkı.